Herkese merhaba. Bugünkü videomun konusu sosyal kimliklerimiz. Tek yönlü hayatı yaşamaya başladığımız zaman da tıkanmaya başlıyoruz. Mutsuzluk ve huzursuzluk başlıyor. Her birimizin sosyal kimlikleri var. Bunlardan bir tanesi hepimiz bir çocuğuz. Çocuk kimliğimiz var. Yani anne babamızın çocuğuyuz. Eğer bizim çocuğumuz varsa biz de onun annesi ve babasıyız aynı zamanda. İş hayatında bir iş kimliğimiz, iş kadını, iş adamı kimliğimiz var. Onun dışında bir kadınsak kadın kimliğimiz var. Erkeksek bir erkek kimliğimiz var. Bunun dışında insan olarak varoluşta yer aldığımız insan olarak bir kimliğimiz var. Arkadaş olarak bir kimliğimiz var. Dikkat edersen bunların her birinde iletişim kurarken farklı ruh hallerine bürünüyoruz. Yani ebeveynlerinin yanında kaç yaşında olursan ol yine böyle bir çocuk kimliği çalışır. İş hayatında aynı şekilde olmazsın. Ya da kadın kimliğinde farklı bir yaklaşımın olurken anne kimliğine geçtiğinde daha farklı bir yaklaşımın olur. Ancak özellikle kadınlarda anne olduktan sonra tek bir kimliğe yoğunlaşılmaya başlanıyor. Yani arkadaşlarının yanında da, eşinin yanında da hep böyle ağırlıklı olarak anne kimliğini yaşıyor. O kadar yoğun oluyor ki belli bir zaman sonra bu sıkıntı yaratıyor. Kendi hayatını sadece anne gözleriyle bakarak yaşamak, eşinle olan ilişkinde sadece anne kimliğinle hani bulunmak veya arkadaşlarınla bu sefer hayata bakışında anne kimliğinle olduğunda kendini kaybetmeye başlıyorsun. Çünkü bir insan olarak, bir birey olarak, bir kadın olarak tüm kimliklerini yaşayabilmelisin. Her birinin yeri ayrı. Eğer bunu zamanında fark etmezsen çocuklar büyüdüğü zaman da sen o anne kimliğinle kala kalacaksın. Ve çocuklarına da, özellikle kız çocuğuna da bu rol model olarak sunduğun şey sadece anne kimliğinde olmak. Oysa hayat böyle bir şey değil. Onun için kendi tüm kimliklerini, yani eğer işi bıraktıysam, tekrar iş hayatına dönmek istiyorsan, iş insanı, iş kadını kimliğini hatırlaman, bir kadın olduğunu hatırlaman, kendini o enerjiyi içine tekrar sokabilmen, oradaki isteklerin, arzuların, hedeflerin, hayallerin nelerdir? Bir insan olarak bu dünyada neden varsın? Tekamül sürecin var. Bu da sadece annelikle de ilgili değil. O yüzden bir kendini kontrol edebilirsin. Hangi kimlikte en çok yoğunlaştın şu anda? Ve hangi kimliğe geçmeye ihtiyacın var? Bu çalışmayı bugün yapabilirsin. Ve ondan sonra fark ettiğin, yani eksikliğini fark ettiğin kimliğin için çalışmada nasıl bir adım atman iyi olur. Bunu hatırlamak için neye ihtiyacın var? Bu soruları kendine sor ve kendine koçluk yap.